Türkiye tarihinin en büyük devrimcilerinden biri. O, Hasan Ali Yücel. Tüm hayatını eğitime adayan, felsefe hocası Hasan Ali Yücel, 2. Celal Bayar hükümetinde Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirildi. Hasan Ali Yücel, Türk Milli Eğitim tarihinin en uzun soluklu ve en etkin Milli Eğitim Bakanı oldu. Bakanlığı sırasında Üniversiteler Kanunu'nun çıkmasını sağladı. Onun döneminde tam bir ilköğretim, üniversite reformu yapıldı. Dünya klasiklerinin Türkçe'ye çevrilmesi için kurduğu tercüman bürosunda 500'den fazla eserin çevirisini yaptı. Ama onu ölümsüzlüğe götürecek olan asıl projesi köy enstitüleriydi. Eğitim ve bilimi Türk köylerine kadar getiren devrim reformlarından biri olan köy enstitülerinin kurucusudur Hasan Ali Yücel. Tabii İsmail Hakkı Tonguç'u da unutmamak lazım. Köy enstitüleri sınıf ayrılıklarını eğitim yoluyla ortadan kaldıracak, köylerde vasıflı insanlar yetişecek, üretim artacak ve köylü milletin efendisi olarak kalmaya devam edecekti. Ama olmadı. 7 yıllık görevinin ardından Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi ve çok partili sisteme geçilmesiyle köy enstitüleri önce sıradan okullara dönüştürüldü, ardından da bir bir kapatıldı. Bu eğitim neferi güzel insan aynı zamanda sanatçıydı. Şiirlerini önce aruzla, sonra heceyle yazdı. Şiirleri, fıkra, makale ve incelemeleri çeşitli gazetelerde yayımlandı. Şiirleri Dönen Ses, Sizin İçin, Dinle Benden ve Allah Bir, anılarıysa Geçtiğim Günlerden adlı kitaplarında toplandı. Hasan Ali Yücel 1961 yılında bu dünyadan göçüp gitti. Oğlu Can Yücel'e göre çağın en güzel gözlü marif müfettişidir Hasan Ali Yücel. Zaten Can Baba öyle diyorsa öyledir.